güzel iplerini alırdı, güzergelerde ufaltırdı. Ne güzel olurdu fasulye. Hmm. Ama şimdi hiç tüm tüm atıyorlar, hep tüm. İyi olur mu canım bu tüm? Dede Elbistan'a gideceksin, köyü özlemeyeceksin mi? He? Köyü özlemeyeceksin mi Elbistan'a gidince? Orada da arkadaş bulursun ya. Evet. Cem evi yakındır, şöyle 500 metre yürürsün. Burada köprünün başı kadar. Cem evine gidersin çünkü Malatya yolu üstündeymiş Cem evi. Sizin eviniz de hemen o köşeden aşağı işte biraz. Benim arkadaşlarım vardı İstanbul'da kahvede. Yine orada da buluruz. Gazi'de mi? Gazi'de gençlerin babamı seviyorlardı. Diyorlardı ne kadar güzel konuşuyor. Gidip kahvede şey yapıyormuş, o seçim dönemi konuşmuş. Hmm. Dergi dağıtıyorlardı bana. Diyorlar ki senin baban ne kadar güzel konuşuyor, ne kadar bilinçli. Dedim siz ne sandınız? Siz kendiniz devrimci mi sanıyorsunuz? İki dergi dağıtmayla. Benim şapkam kanlı. Benim yemeksiz bensiz gitmezlerdi. Yemeğe giderlerdi. Ben ısrar ederdim ki gitmeyeyim. Zoruna ben hala bir aziz vardı. Hep Ali. Evet. Seyfu. İsmini unuttum. Mehmet. O 5-10 tane. Hiç bensiz yemeğe gitmezlerdi. Artık bakardım ki onların yemek zamanı gelince ama ben kaçardım. Ya bir sigara mana ederdim, işte bir şey mana ederdim ki tek yetmeyin. Vallahi ya. İstanbul'u seviyorsun o zaman. Yedikten sonra gelirlerdi hepsi bana şey, karpuz getirirlerdi, keserdi ki bunu da senin için getirdim. Sen yemeğe gelmedi, karpuzu keserlerdi, bana yedirirlerdi. Hmm. Vallahi ya. Ne güzel arkadaşlarım vardılar. Seçim dönemlerinde gidip arı kahvelerde şey yapıyorlar ya, konuşuyorlar ya. Korup onda. Vallahi ya. Nasıl sen sen? Nenemi özledin mi dede? Nenemi özledin mi? Eto nenemi. Neyi gördün? Özledin mi, özledin mi? Oo, yazarsa gelden de gelir. Her gün yazıyorum, her dakika yazıyorum ama yok. Geldi geçti. Yetti. Öyle önce gel abi otur. Yok, vallahi her gün yazıyorum, her dakika yazıyorum. Kül gel otur. Onun gidişatı, onun şey bambaşkaydı ya. Yaşasına sahip, evine sahip, kalkıp oturmasına sahip. Ben bir koşuyla dövseydim beni o gün, yani vallahi kötü ederdi. Sen nasıl koşuyla dövüşün? Hiç dövüşü sevmezdi asla. Öyle iş yapardı. Emeği çoktur. Birinci ev oldu. Ayrıldık ama 100 evin, senenin evi, bunun evi kadar olmadı. Birinci ev oldu vallahi. Eşyada da, her şeyde de. Tutumluydu değil mi? Onun gibi bambaşkaydı. Tok kumsun ona. Konsunun dövüşüne her şey bir gün ben görmedim birisine dövüştü. Asla. Bobita para caket pine takarı. Bobita pine oynayın şirketini bıraktı kendine. Vallahi yaptı dedi fabrika böyle yapmaz baban dedi baban. Süleyman emmi. Eyvallah dedi. Fabrika böyle yapmaz dedi. Onun eli bambaşkaydı. Tutumu bambaşkaydı.
Geykin biniyor. Bir gün dalına takıyor. Atıyor çöplüğe ya da soğuya koyuyor. Ve sağlar. Eski şeyler geçti. Şimdi ben bakıyorum bir gün giyen, bir miltan giyen ikinci gün giymiyor. Ona atıyor. Bizim o zamanımızda antikeydi, antike. Bir gömlek antikeydi. %80'i yamalıydı. Bir kişi bir yere giderdi orada burada getirirler. Filanın gömleğini getir, filanın ceketini getir, filanın pantolonunu getir ki ben bir yere gideyim. Üstümü kalaş derlerdi burada, şurada. Kibramlıdır. Onu bir şey çekerdi bu arada. Bir yere gidenim, hep onun çeketi yine giderdi köylere. Bir düğün olsun, bir şey olsun. Kadife bir ceketi vardı, o da gitmişti, şeyde çalışmıştı. İsmini unuttum, yoksa olsun bir kazası, Divrik'te. Divrik'te çalışmıştı. Getirdi. Madende. Madende. Ve hiç hatırlıyorum. Gel lan, gel sana onu giyerdi, giderdi ki. Vallahi bilmiyorum. Ben onlara hep hatırlıyorum bizi bu arada. Ne bileyim ama. Şimdi de bakıyorum ha. Yanmış, yıkılmış tövbe. Devri devir ya. Eskiden bugün bu zaman biz dağda olurduk. Evde evet, olmazdı. Bu yere köyde oturmazdı. Biri köyde oturur muydu? Dağda yığınların dibinde toprak buralarımıza düşerdi. Kafamızı böyle sokardık ki güneş görmüyor. Yığın abi. Ya, yığını biliyor musun? Bilmem. Biz biçerdik bu sefer toplardık, yeğen yapardık. Biliyorum. Hatırlıyorum. Biliyor musun? O zaman biçiyordu, Asya'nın yanındaydı. Ya. Öyle yapardık ya. Bu ayda harmanlarda öküz dönerdi, harman sürerlerdi, sıcak olurdu. Ama ooo, benimiz giderdi. Çok zamanda kimse sıyırmazdı. Saçar, onu, bokunu tutardık, kenara atardık. Ekinleri biçerlerdi. Aman. Bir hafta dermanı aşağı indirdik, bir hafta da buraya getirdik. Dermanda yatardık, nöbet beklerdik, soğukta, karda. Ne bileyim, şimdi bakıyorum sultanlık bu devir. Bir gün her geliyor, bir gün ekiyor, bir gün de bitiyor mesela. Ne Arap'ın şamı şekeri, ne Arap'ın yüzü. Bizim Ercan o gün gelmiş diyor, dükkanda oturduk, böyle iş yoktu. Yahu diyor, köyde diyor, bir tek Sadık dayın çalışıyor diyor, gidiyor, geliyor, malına bakıyor, yemliyor işte. Kim traktör neyse, Ercan. Başka hepsi oturuyor diyor. Hepsi oturuyor. Neyle geçiniyorlar? Ne yapıyorlar diyor. Doğru demiş. Hepsi oturuyor diyor. Ne iş var bunda? Ne iş var ki yapsın ki? Sadık malı var, malına uğraşıyor. Dedim işte bir tek kalkınan Sadık'tır o köyde. O da çalışıyor. Ya madem malı var, başka da zaten... O malı var, o her bir şey, her bir şey motor mu? Uğraşıyor. Kazandı, kabala kazanmadı ki. Motor neyini alır, çalışmayı ne, parayı yani alır. Şimdi herkes motoruna biçiyor onu diyorum. Ha o başka. Yoksa adam başka iş yok ki. Adam yaptı, çalıştı. Evet çapada vardı, herkes çapaya gider. Şimdi o da gidiyor. Sadık Efendi bir sürü iş yaptı, hepsi bir haftada. Sadık ve şuraya şey, tırpan biçmeye de gitti mercimeklere. Antep'in altına gitti, mercimek biçti. Sadık çalışkan bir adamdır. Ya, Sadık'a bakma. Şimdi oturuyor kağıt oyunu. İşi bitti. Evet, motor işi. Bırak makası var mı? İşi yok ki. Var